Evet, henüz bir sonuç, henüz bir karar açıklanmadı. Bu sabah mahkeme yerel saatle, Washington saatle bu sabah saat 10'da toplandı. Halk Bank'ın temiz talebiyle yaptığı başvuruyu ve bas savcılığında buna yaptığı itirazı değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi hakimleri bu dosyaya giren evrakları, bu davadaki dosyaya giren evrakları inceledi. Halkbank davasının Anayasa Mahkemesi'ne takvime alınarak görülüp görülmemesi, görülmemesi konusunda kişisel görüşlerini bildirdi ve toplantı kapalı ortamda gerçekleşti. Mahkeme şimdi iki karar alabilir. Bir davayı takvime alır ve süreç Anayasa Mahkemesi'nde ilerler. Anayasa Mahkemesi bu davayı üstüne alır ya da işte davayı görmeme kararı alırsa o zaman New York'taki alt mahkemede yine süreç devam eder. Şimdiye kadar ne olduğunu hatırlatırsak, şimdiye kadar daki geçen süreçte Halkbank. Amerika Anayasa Mahkemesi'ne sunduğu iki Ağustos'ta sunduğu e, itiraz dilekçesinde Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir e, kamu kuruluşu olduklarını belirtmiş ve Amerika'da bağımsız yabancı devlet dokunulmazlığı yasasına göre yargılanamayacaklarını e, savunmuştu. Banka hem e, New York Güney bölgesi Federal Mahkemesi'nin hem de ikinci Bölge İstihbarat Mahkemesi'nin kararlarının yanlış olduğunu öne sürmüştü ve daha önceki 14 davadan örnekler de verilerek alt mahkemelerin aleyhlerinde aldığı kararları bozmaları talep edilmişti. E, diğer taraftan Amerikan Adalet Bakanlığı Bakanlığı Başsavcısı Elizabeth Preloger ise Anayasa Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede mahkemeden Halkbank'ın temiz talebinin reddedilmesini istemişti. Başsavcılık Halkbank'ın Amerika'da dahi ticari faaliyetleri olduğunu belirtmiş ve bu bakımdan da işte bağımsız yabancı devlet dokunulmazlığı yasası kapsamına girmediği görüşünü savunmuştu. Başsavcılık bu yasanın yani bağımsız yabancı devlet dokunulmazlığı yasasının ticari faaliyet yaparken bir zırh gibi kullanılmaması gerektiği ne de belirtmişti. Başsavcılığın dilekçesinde Halkbank'ın Amerika'nın İran'a ekonomik yaptırımlardan kaçmak için hazırlanan büyük bir planın parçası olmakla suçlandığı belirtilerek milyarlarca dolar aklamak için Amerikan yasalarını ihlal ettiler ifadesi kullanılmıştı. Şimdi ne olacak? Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bugün hani ne karar alacağı ya da bugün bir karar alıp almadığı şu an için bu konuda bir bilgi yok. Bir zamanlama takvim de yok bugün açıklanabilir ya da bugün o birkaç gün sonraya da kalabilir. Bu kararın hani bir karar alınmışsa bu kararın kamuoyuna halka açıklanması birkaç gün sonra da açıklanabilir. Hemen belli olmayabilir yani. Aynı şekilde gelişmeleri izliyoruz, takip ediyoruz an, be an bir gelişme olduğu zaman hemen aktaracağız. Mehmet Torol teşekkürler. Türkiye ilgilen.